Barış Biner Tarafsız Haber kanalından herkese merhaba. İşte son anket, son seçim anketi ama bu defa AKP'nin seçim anketi. Evet, Şentop AKP'li Şentop, affedersiniz, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen açıkladı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'e göre de AKP oy kaybediyor. İyi Parti'de yükseliş var. Milliyetçi Hareket Partisi baraj altında kalıyor. Tarafsız haber olarak bu defa AKP'nin anket çalışmasını sizlere aktarmak istiyorum. Erdoğan'ın masasındaki son anket. İyi Parti yükselişte. Milliyetçi Hareket Partisi baraj altı. Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarını AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen açıkladı. Anket sonucuna göre İyi Parti'de yükseliş var. Milliyetçi Hareket Partisi baraj altında kalıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasındaki son anketin sonuçlarını AKP Genel Başkan Yardımcısı ve kamuoyu araştırmacısı Mustafa Şen, CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programında açıkladı. AKP 38-40 bandında. AKP'ye göre AKP 38-40 bandında. AKP'nin oylarının düştüğüne ilişkin iddialara cevap veren Şen, benim elimdeki veriler 38-40 arasında değişiyor. Bunlar 49'dan baktığımız zaman düştü. Son seçime baktığımız zaman 42,3'tü. Son seçim düşmüş, doğru dedi. Bazı meslektaşlarım 20 bilmem kaç diyor insaf diye serzenişte bundan. Mustafa Şen böyle dediğiniz zaman o zaman düşmüyor. 20'li rakamlar gördüğünü söyleyenler diyorlar ki bu toplam seçmen üzerindedir. Geçerli oylara baktığım zaman 30 küsür olmaktadır. Böyle bir siyasal gerçeklik yok ifadelerini kullandı Barış Biner'le Tarafsız Haber olarak anket çalışmalarını sizlere yorumluyorum. Ama 20 küsür diyen bir anket firması yok değerli izleyiciler. En son 29,5'a düştüğünü söyleyen anket şirketleri vardı ama o 20'li rakamlara düştüğünü söyleyen bir anket firması yok. Mustafa Şen Bey siyaset yapıyor ki ona göre de AKP 38-40 aralığında, yani aslında AKP'nin 29,5'a düştüğünü söyleyen o anket firması, ki adını da vereyim, Avrasya Anket, doğru söylüyor. O zaman elbette ki doğru söylüyor. Çünkü AKP'ye göre de AKP'nin oyları 38-40 arasındaysa 29'a düşmüş olmasının doğrulanması demektir bu. Değerli izleyiciler, bu benim yorumum. AKP'ye göre de AKP'nin oyları düşmüş ama şöyle ayrıntılar da var. %20-30 kararsız var diyen işini yapmıyor. %20-30 kararsızın olduğunu söyleyen anketçilerin işini yapmadığını belirten Şen, kararsızlar var 6-7 civarında. Böyle bir toplumda 15-20 kararsız bulunmaz. Seçmen tam netleşmez, normaldir. Hadi 12 buldunuz. Bir de cevap vermeyenler vardır ya da fikrini belirtmeyenler vardır. Bu üç grubu topladığın zaman bu 20-30 olmaz. Bu teoriye ters demiş. Zaten anket firmalarının kararsızlarını araştırdığımızda bu hem Avrasya Anket için hem Metropol Anket hem de diğer anket firmaları için geçerli. Hatta ORC için de geçerli. O kararsızlardaki seçmenin tavrı da o tavrı değiştiğinizde ara sorularla muhalefete yakın olduğunu görüyorsunuz. Yani Mustafa Şen kararsızların tavrından da memnun olmayacaktır. İyi Parti'de yükseliş var. Milliyetçi Hareket Partisi baraj altı. AKP'nin açıklamasıdır bu. AKP'li Mustafa Şen'in açıklamasıdır. İyi Parti'de yükselişin olduğunu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ise 8 ve 9'u görmekle birlikte 10 üzerinde son aylarda görmediğini kaydeden Şen, bana biraz psikolojik harp gibi geliyor. CHP 22 ile 25 arasında alıyor. HDP tam böyle onu tat edilmiş azıcık üzerinde ya da altına iniyor. Oralarda geziniyor değerlendirmesini yaptı. Yani AKP'li Mustafa Şen de AKP'nin oylarının ciddi şekilde düştüğünü teyit etmiş. CHP'nin 22-25 bandında olduğu zaten doğru. HDP'nin baraj üstünde olduğu zaten doğru. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin barajı altında olduğu zaten bir gerçeklik. İyi Parti'nin yükselişte olduğu da doğrudur. Hepsini teyit etmiş. Tek katılmadığım nokta ise şu. Erdoğan %50'nin altına düşmüyor. İşte burada Mustafa Şen siyaset yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı. Mustafa Şen Erdoğan'ın oy oranının %50'nin altına düşmediğini söyledi. Mustafa böyle Bey'e şöyle cevap vereyim. Kendisinin
Önündeki oranları bilmiyorum ama tüm kamuoyu yoklamalarında Erdoğan değil 50, 45'i bile bulamıyor. Erdoğan sandığa gömülüyor. Barış Biner tarafsız haber, beğen, bildirimleri aç ve abone ol. Seçim anketi yayınları ve politik analizler bu kanalda.